Evet. Ben de 12-15 Mayıs 2022 tarihler arasında Yenikapı'da yapacak olduğumuz büyük Samsun buluşması ile ilgili Samsun tanıtım ve turizm günlerinin Samsun'a ve Samsunlu'ya yakışır şekilde olacağına inancım tam. Bu noktada bütün dernek başkanlarımız, federasyon başkanlarımız, hali hazırda İstanbul'daki tüm hemşehrilerimiz üzerine düşeni en iyi şekilde yapacağına inancım tam. Ayrıca o gün orada, yani o tarihler arasında orada yapacağımız etkinliklere gelirken hemşehrilerimizin muhakkak yanlarında Samsunlu olmayan ama İstanbullu hemşehrilerini, komşularını, eşini, dostunu, akrabalarını getirmelerinde fayda var. Çünkü biz Samsun'u tüm Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak istiyoruz. Birincisi, ikincisi de şu. 14'ünde yapılacak olan gençlik yürüyüşümüz, 19 Mayıs ruhunu taşıyan bütün gençlerin orada olması hasebiyle güzel bir şey olacak. Biz kurtaran şehrin çocuklarını o gün orada görmekten ziyade onlarla beraber 19 Mayıs ruhunu içinde taşıyan bütün gençlerimizi alanda saat 17 ile 18 arasında gençlik yürüyüşüne bekliyoruz. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyor ve herkesi orada görmek istiyoruz. 19 Mayıs zaten o gün gençlik ve spor bayramı. 19 Mayıs şehri olan Samsun, 19 Mayıs tarihinden önce bu etkinliği yapıp Samsun tanıtım günlerini tamamlamak istiyor. Çünkü ayın 16'sında, 15'inde bizim etkinliğimiz bitmiyor aslında. 16'sında ise Atatürk'ün 1919 Mayıs'ta Samsun'a çıkışı ile ilgili İstanbul'dan Şişli'deki evinden hareket edip oradan Halaskar Gazi Caddesi üzerinden Kabataş İskelesi'ne gelmesi ve orada da bir basın açıklaması ile Bandırma vapurunun 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışını temsili olarak canlandırmak istiyoruz. Onun için bir gün ayarladık. Ondan sonra ise Bandırma vapurunun Kabataş İskelesi'nden temsili hareketinden sonra Sayın Genel Başkanımız Hasan Kayaşçı Bey, Samsun Valimizle birlikte orada bütün protokolle birlikte buradan uğurladığımız Bandırma vapurunu karşılamak üzere alanda Samsun'da olacağı için etkinliğimizi bir hafta öncesine çektik. Bütün meselemiz 19 Mayıs'ı 19 Mayıs günü Samsun'da yaşamak ve onunla ilgili bütün etkinliği de Gençlik Bayramı'nı ayın 12'sinde başlatmış olmaktı. Gayemiz oydu. Bunun da böyle bilinmesinde fayda var. Bunu da herkese kamuoyunun bilgilerini arz ediyorum. Sağ olun, var olun.